Arkadaşlar, havaya atılan nesneler belli bir hızla tekrar yere doğru düşerler. Buna yer çekimi, diğer bir adıyla kütle çekim yasası denir. Yer çekimi Isaac Newton tarafından keşfedilmiş bir yasadır. Bir gün elma ağacının dibinde otururken kafasına düşen elmanın bu yasayı keşfetmesinde ona ilham olduğu söylenir. Peki havaya attığımız nesneler tekrar yere düşmeseydi ve havada öylece dolanıp dursalardı, dünya nasıl bir yer olurdu dersiniz? Hayal gücümüzü epey zorlayacak bir soru oldu sanırım. Bu sorudan yola çıkarak filmler çekilebilir, öyküler, romanlar yazılabilir belki ama örneğin yer çekimi olmasaydı sıradaki oyunumuzu asla oynayamazdık arkadaşlar. Nedenini merak ediyorsunuz değil mi? Öyleyse hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. Oyunumuzun adı İstop. Bakalım Türkiye'deki arkadaşlarımız bu oyunu nasıl oynuyorlarmış? Hep birlikte izleyelim. Sıradaki oyunumuzun adı İstop. Bu oyunu oynayabilmemiz için bir adet top ve hoşça vakit geçireceğimiz en az 4 kişiye ihtiyacımız olacak. Tabii ne kadar kalabalık olursak o kadar eğlenceli olacağını da unutmayalım. Bütün oyuncular çember oluşturacak şekilde dizilirler. Arkadaşlarımızdan birisi ebe olur ve topu alarak çemberin ortasına geçer. Ebe olan arkadaşımız topu havaya atarken oyunculardan birinin ismini söyler. Eğer ismi söylenen oyuncu top yere düşmeden tutarsa, bu kez o arkadaşımız topu havaya atarak bir başka oyuncunun ismini söyler. Arkadaşımız topu tutamadı. Şimdi diğer arkadaşlarımız kaçacak, ebe ise istop diyerek onların olduğu yerde kalmasını sağlayacak. Daha sonra ebe bir renk ismi söyler. Söylenen rengi herhangi bir yerde bulup o renge dokunan oyuncu ebelenemez. Bu yüzden ebe rengi bulamayan diğer oyuncuları vurmaya çalışır. Rengi bulan oyuncular tuttuğum elimde kalsın demek zorundadırlar. Eğer tüm oyuncular söylenen rengi bulmuş ve ebe kimseyi vuramamışsa tekrar çember oluşturulur ve ebe topu havaya atarak bir arkadaşımızın ismini söyler. Arkadaşımız renk söylemeyi unuttu. Renk. Kahve rengi. Arkadaşımız rengi bulamadan vurulduğu için ebe oldu. Tabii ebe olan herkes gibi o da çemberin ortasına gelecek ve topu havaya atarken birinin ismini söyleyecek. Bu oyunda en önemli kural, topu tuttuğumuz zaman renk söylemeden önce istop demektir arkadaşlar. Çünkü istop demezsek diğer oyuncular kaçmaya devam edebilirler. Arkadaşımız kimseyi vuramadığı için tekrar ebe oldu. Bakalım kimin ismini söyleyecek? Yeah.
Arkadaşımız istop dediği için tüm oyuncular oldukları yerde kalmak zorundalar. Tabii renk ismi söyleninceye kadar. Ahmet Eren arkadaşının rengi bulmasına hiç fırsat vermedi. Şimdi tekrar çember oluşturma zamanı. Ilgın epey çabaladı ama top uzağa düştü. Hangi renk? Kırmızı. Tam isabet. Arkadaşlar, istop oyununu oynarken çok sert bir top seçmemeye özen göstermeliyiz. Çünkü oyunlar yalnızca eğlenmek içindir. Kimsenin canı yansın istemeyiz. Öyle değil mi? Hop, tutamadı. Kaçın arkadaşlar. Arkadaşlar, bu oyunu dilediğiniz kadar uzatabilir ya da en çok ebe olan kişiye bir ceza belirleyerek de oynayabilirsiniz. Ahmet Eren. İstop oyunu sayesinde hem reflekslerimizi güçlendiriyor, hem spor yapıyor, hem de farklı renkleri öğrenip arkadaşlarımızla birlikte oldukça eğlenceli vakit geçirmiş oluyoruz. Oh, ne güzel.